Evet arkadaşlar, bugün birlikte İngilizce'de a ve an artıkları ne için kullanılır onu göreceğiz. Öncelikle a ve an artıkları İngilizce'de sayılabilen tekil isimlerin önüne getiriliyor. Ve miktar belirtiyor. Tekil dediğim için ne anlıyoruz? Bir tane olması gerekiyor. Kesinlikle birden fazla olan nesnelerin başına e ya da en getiremiyorum. İlk kuralım nesnemin, ismimin bir tane olması. One apple demek yerine an apple diyorum. One frog demek yerine a frog diyorum. Yani neyi unutmuyoruz? Nesnemden bir tane varsa ben başına e ya da en artıklını getirebiliyorum. Hemen örneklere bakalım birlikte. Neden iki tane farklı article var? Neye göre a, neye göre n kullanıyorum? İlk örneğimden başlayalım. Friend, arkadaş. Öncelikle dikkat etmem gereken ismin hangi harfle başladığı. Sessiz harf mi, sesli harf mi? Sessiz harfle başlıyor ise başına a article'ını alıyor. Friend. F ile başladığı için başına A article'ını almış. Bir sonraki örnekte neyi görüyorum? Egg. E harfiyle başlamış. Yani sesli harf. Bu yüzden başına an article'ını almış. Neyi unutmuyorum? Öncelikle bir tane olmak zorunda nesnem. İkinci kuralımda ise sessiz harf ile başlıyorsa başına a, sesli harf ile başlıyorsa başına an article'ını alıyor. Hemen birkaç örnek bakalım. Octopus. O ile başlıyor. Bu yüzden başına en geliyor. Pen. P ile başlıyor. Bu yüzden başına e geliyor. Rubber. Ne geliyor başına? A rubber. Evet. Alligator. Başına ne geliyor? en geliyor. Unutmamam gereken iki kural. Birincisi nesnemden bir tane olmak zorunda. İkinci kuralım ise başladığı harfe bakmak. Eğer ki sessiz harf ise başına e artikılı, eğer ki sesli harfle başlıyorsa başına en artikılını getiriyorum. Alttaki örnekleri de siz yapmayı deneyin. Bakalım ne kadar anlaşılır olmuş.